Belgeyi aldıktan sonra Kayseri Emlakçılar Odası'na üye olabilmek için maliye kayıtları yapılması lazım. Maliye kaydı yapıldıktan sonra taşınmaz ticareti yetki belgesi Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınıyor. Sonrasında da mesleki yeterlik belgesi seviye 5 alınarak işlemler tamamlanıyor. Emlakçılık birincisi güvenin adresi oluyor. Tamamen kontrol kişide olmuyor. Denetleme mekanizmamız çalışıyor. Bağlı olmuş olduğumuz bir oda, bağlı olmuş olduğumuz bir konfederasyonumuz var. Maliye kaydı olduğu için mali yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmayan çok sayıda emlak ofisi ya da kişiler var. Daha da ötesi bina görevlilerinden tutun da herhangi bir iş dalında görev yapan insanlar da kolay yoldan para kazanma şeklini emlakçılık olarak görüyor. Halbuki bu öyle düşünüldüğü gibi bir kolay bir olay değil. Bizim emlak sektöründe müşterilerimize karşı, bize inanan, güvenen insanlara karşı sorumluluklarımız var. Yapmış olduğumuz satış ya da kiralama işlemlerinde işin tanıtım noktasından başlayarak doğru insanı bulmak, resmi birçok işlemleri tamamlamak, bunları eksiksiz yapmak, herhangi bir problem karşısında çözüme ulaşmak noktasında verilen mücadeleler var. Emlak işi sadece bir telefon, bir cama afiş asma işi değil. Tam tersine her iki taraf için de alıcı ve satıcı tarafından işin başlangıcından bitimine kadar ve hatta bitişinden sonra da belediyeye verilecek olan beyan işlerine kadar emlakçıların sorumluluğundadır. Bizim halkımızdan tavsiyemiz, kayıtla çalışan, yani belli bir meslek grubu olarak odaya tabi olan emlak ofislerini tercih etmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü bu sektörde maalesef ki çok fazla güveni ortadan kaldıracak, dolandırıcılığa kadar giden sıkıntılar yaşanılıyor. Son çıkan emlak müşavirliği yasasının onaylanmasıyla beraber şu anda bizim de içinde bağlı bulunmuş olduğumuz Kayseri Emlakçılar Odamız bu konuyla ilgili ciddi mücadeleler verdi. Çok da yol kat ettik. Emlak müşaviri olabilmek için belirli şartlar tamamlanması gerekiyor. Bu şartları tamamlamayan insanlara ben bütün kayıtlı olan emlakçı arkadaşlarımıza buradan bir davetle de bulunmak istiyorum. Seslenmek istiyorum. Kayıt dışı çalışan hiç kimseyle ticaret yapmamalarını ve hatta kayıt dışı iş yapan insanları gerek Kayseri Emlakçılar Odamıza, gerek Ticaret İl Müdürlüğümüze, gerekse maliyeye şikayet etmelerini özellikle istirham ediyorum.